Cümleten selamünaleyküm değerli takipçilerim. Zelişin Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nevşehir'den, mutfağımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum hepinize ayrı ayrı. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım yuvalarınızda huzur, mutluluk, bereket versin. Allah'ım yavrularınızla, eşinizle birlikte mutlu bir ömür nasip etsin diyerek videoma başlıyorum. Yine güzel, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün mutfağımdayım, gördüğünüz gibi akşam yemeği yapacağım. İstedim ki sizlerle birlikte yapalım. Şöyle etim vardı, saç tava yapacağım arkadaşlar, Nevşehir usulü. Şöyle de bahçemde domatesim, biberim. Hep bahçemin bunlar arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, domateslerim artık yavaştan yavaştan kızarmaya başladılar. O zaman şimdi önce etimizi doğrayalım. Eti önceden çıkartmıştım. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl gidiyor hayat? İnşallah iyi gidiyordur. Bazen bizler plan yaparken hayat planlarımıza uymuyor maalesef. Yaptığımız planlar maalesef olmuyor. Ama olsun, hayat devam ediyor. Eti çok fazla küçük küçük doğramıyorum ben arkadaşlar. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle şöyle doğruyorum. Bizimkiler maalesef etsiz yemek pek yemiyorlar. Halbuki sebze yemekleri falan daha sağlıklı. Onun için mecburen her yemekte illaki bir et türü bir şey oluyor. Barış'ım pek yani şey yapmaz, hani eti aramaz. Barış'ım pek yemez. Olunca yani canı isterse yer, canı istemezse yemez. Öyle söyleyeyim sizlere. Ama Kadir'le Kahraman etli şeyler isterler illaki. Aslında fazla et de iyi değil. Ama işte damak tadı, damak zevki onların da istedikleri öyle. Ben de inadına daha böyle sebze yemeklerini severim. Salata türlerini severim. Bu arada köydeki evin tuvaletinin, banyosunun inşaatını merak edenler illaki vardır. İnşaatımız sürüyor arkadaşlar. Bu pazar köye gittiğimizde sucu geldi. Duşa kabine, klozete, lavabolara falan gider yeri ayarladı. O gün çok yoğundum. Ustalara yemek yaptım, kahvaltı hazırladım. Koşturmaca oldu. O gün video falan çekemedim sizlere. Ama köye gittiğimde inşallah gösteririm. Tuvaletimin, banyonun hangi aşamada olduğunu göstereceğim inşallah. Biz bildiğiniz gibi ustayı bulamamıştık. Fayansçı ustayı yani. Çok yoğunmuş. Ancak pazar gününe gelebilirim ben dedi. İnşallah bu pazar fayans ustası girecek. Artık 3 gün mü sürer, 4 gün mü sürer? Ben köyde kalacağım mecbur. Kahraman çalıştığı için gelecek. Çocuklarla biz köyde kalırız. Çünkü ustaya yemek verilecek illaki. Yemeksiz olmaz. Çalışıyor yani adamlar. Artık 2-3 kişi gelirler. İllaki çalışıyorlar. Onlara yani acacına hem benim içim rahat etmez. Gönlüm el vermez arkadaşlar. Çoğu kişi aslında yemeğini falan hani ustanın kendisine söylüyormuş. Yani sen kendi hani kendin ye, ben vermeyeceğim gibisinde. Ama
Yani benim hiç içime sinmez öyle. Ben köyde yaşamadığım halde yani artık buradan bir şeyler götüreceğim, halledeceğim yani ayarlayacağım. Ustamın yemeğini vereceğim inşallah. Akşama kadar çalışıyorlar yani. Hiç kolay bir iş değil. Öyle acacına olmaz. Fayansımın modeli de beyazlı, grili gibi antrasit rengi. Arada çiçekleri falan olacak. Güzel bir model seçtik. İnşallah. O da sizlere bir sürpriz olacak. En son bittiğinde göreceksiniz artık onu da. Çok güzel olacak inşallah tuvaletim, banyo. Şöyle tabağı şuraya alalım. Şöyle sacımı ocağıma koyacağım. Eti tabağı alalım. Ben önce biberleri kavuruyorum. Daha sonrasında eti koyuyorum arkadaşlar. Sizler bilmem nasıl yaparsınız. Önce biberlerimi kavuracağım. Daha sonra etimi atıp o şekilde devam edeceğim. Biberlerim de maşallah taze taze bahçemde. Balkonun kapısı da açık. Hava sıcak. Herhalde düğün var. Konvoy sesi geliyor. Araba kornalarının sesleri geliyor. Biberi de eti doğradığım tahtada doğruyorum arkadaşlar. Yani bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Çünkü aynı sacda kavrulacak ikisi de. Aynı yere gidiyor yani. Vallahi bizde durumlar bu şekilde arkadaşlar. Köye git gel. Buradaki bu işleri yap. Başka işlerimiz oluyor burada. İlla ki temelli burada yaşadığım için. Annemlere gidiyorum, geliyorum. Annemler de, onlar da tuvaletlerini, banyolarını yeniliyorlar. Onların da büyük ihtimal artık bugün biter. Çünkü 4-5 gündür onların da ustaları var. Annemler biliyorsunuz ki burada merkezde yaşıyorlar arkadaşlar. Artık onların da herhalde yarın biter işleri. Yengemle birlikte inşallah temizlemeye gideceğiz. Çünkü annem yaşlı biraz arkadaşlar. Yani 72 yaşında. Çok da bence çok da yani yaşlı sayılmaz. Ama hani bel fıtığından dolayı bacağı falan ağrıyor annemin. Öyle hani pek bir iş yapamıyor. Allah razı olsun, yengem falan gidiyor evinin hani işlerine, şeylerine. Kendisi yapabildiğini yapıyor. Yapamadıklarını yengem gidip yapıyor. Gidebilirsem ben gidip yapıyorum. O şekilde idare oluyor bir şekilde. Yani büyüklerimize böyle yardımcı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Gün gelecek biz de yaşlanacağız. Bizim de çocuklarımız inşallah bize yapacak. Yani ben öyle düşünüyorum. Böyle saç tavada kırmızı kapya biberi şöyle göstereyim. Kırmızı kapya biberini seviyorum ben arkadaşlar. Yani et yemeklerine yakıştığını düşünüyorum. O yüzden kırmızı kapya biberini de doğruyorum. Güzel oluyor. Ben bunları bu şekil yıkayıp temizleyip dolaba atıyorum dip prize. Kışın dolması çok güzel oluyor arkadaşlar. Kalın biber olduğu için hani öyle kabuk gibi kalmıyor. Çok lezzetli oluyor. Ben seviyorum. Siz de yapabilirsiniz.
Kurutmasını hiç denemedim bunun. Kurutması nasıl olur acaba hiç bilmiyorum. Ama yani dolapta güzel oluyor dondurucuda. İster yemeklere doğrayın, ister dolma yapın. Lezzetli oluyor. Yani kışın, karda kışta ne yenilecek? İşte yazdan hazırladıklarımız ancak onlar yenecek. Şöyle ocağımızın altını yakalım. Tacımızın altını daha doğrusu. Bugün ben sıvı yağ ile yapacağım arkadaşlar. Normalde kuyruk yağsız yemek yemiyor kahraman. Kuyruk yağ ile yapıyorum normalde ama şimdi kalmamış kuyruk yağımız. Şöyle önce dediğim gibi biberlerimizi bir kavuralım. Daha sonrasında etimizi atalım. Şöyle tahtamı bir yıkayayım. Domatesimi doğrayacağım çünkü. Ben bunu nevşehir usulü yapıyorum arkadaşlar. Nevşehir'de yani bu şekilde yapıyoruz biz. Nevşehir tava diye geçiyor adı. Tabii damak zevkine göre isteyenler istediği şekilde yapabilir. Şöyle herhalde bu domatesin yeterli olacak arkadaşlar. Kocaman maşallah. Bahçemde iyi büyümüş. Cinsinden herhalde. Bahçenin emeklerini aldım inşallah. Yani bahçeme verdiğim emeklerin karşılığını aldım. Öyle söyleyeyim. Domatesin kabuğunu soymuyoruz. Çünkü hani kabuğu da olsa da yiyoruz, biz olmasa da yiyoruz. Organik zaten. Kabuğunda bile vitamini var, lezzeti var. Onun için hiçbir şeyini ziyan etmek istemiyorum. Bahçemden yetişen sebzelerimi. Bu herhalde yetecek. Bayağı da büyükmüş. Daha domateslerim tam kızarmadı bahçemdekiler. Tek tük artık kızarmaya başlıyor yeni yeni. İnşallah kızarsınlar. Bahçemden menemenlik sos yapacağım. Doğrayıp öyle dolaba atacağım. Çünkü kışın iyi oluyor. Kışın domates almıyoruz biz. Hormonlu oluyor diye. Kışın yemesi iyi oluyor. Elimi bir daha bir yıkayayım. Biberlerim biraz potelensin. Eti öyle atacağım arkadaşlar. Siz de böyle yaparsanız daha lezzetli olur. Biberler çiğ çiğ gibi kalmaz. Kızarır hem de daha lezzetli olur. Şöyle kamerayı yaklaştırayım ben ocağıma doğru. Sizler de daha iyi görün, daha net görün. Şöyle biberim biraz daha kavrulsun. Daha sonra da etime ekleyeceğim. Artık biberlerim güzelce kavruldu. Şimdi buna etimi ilave edeceğim arkadaşlar. Kapağını kapatacağım. Etimin birazcık kavrulmasını bekleyeceğim. Şöyle kapatalım. Bir yandan da pirinç pilavı yapıyorum. Çocuklarla kahraman maalesef pilavsız da yemek yemiyorlar. İşte herkesin şeyi ayrı.
pilavım biraz kavrulsun. Pilavım kavruldu. Suyunu da ilave ettim. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tuzunu attım. Bunun da kapağını kapatacağım. Altını da kısık ateşe alalım. Yavaştan yavaştan pişsin. Ete bir bakalım şöyle. Etim de yavaştan yavaştan artık kavruluyor. Etin de altını kıstım. Yavaştan yavaştan olsun diye. Arkadaşlar etim artık güzel bir şekilde kavruldu. Kapağı şöyle yapayım. Şimdi domatesimi ve sarımsağımı ekleyeceğim. Sarımsağı şu şekilde rendeledim ben. Çünkü Kadir'im ağzına gelince sevmiyor sarımsağı. Kokusuna hani şey yapmıyor ama sarımsağın kendini görünce ağzına gelince istemiyor. Şöyle pilavımın kapağını da yarım yapayım. Sarımsağını, baharatını artık isteğe göre, kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Herkesin damak zevki başka. Domatesler erisin. Baharatını da katalım. Yemeğimiz hazır sayılır. Bu arada da akşam ezanı okunuyor. Sizlere şöyle bir dışarıyı göstereyim. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. Allah'ım sen her şeyin hayırlısını ver ya Rabbim. Şu hastalıkları bitir. Tüm Müslüman kardeşlerimize yardım et ya Rabbim. Arkadaşlar mutfağımıza dönelim. İnşallah yemeğimize bakalım nasıl olmuş. Şöyle görüyorsunuz. Domatesler artık erimiş. Şimdi tuzunu atalım. Biraz karabiber. Şöyle biraz kekik atıyorum. Et yemeklerinde kekik güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle biraz da kimyon atıyorum. Kimyonu da çok severim ben. Baharatlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz acı biber falan katabilirsiniz. Ama bizim çocuklar yani minik barışım, öyle diyeyim. Minik barışım fazla acıyı yiyemediği için ben acı katmadım. İsteyen tabağına alıp tabağına katabilir acıyı. Bu şekilde. Biraz suyunu çeksin. Ağzını kapatmayacağım. Çünkü artık yeterince yumuşadı sebzeler. Etim de pişti zaten. Birazcık şöyle bir suyunu çeksin. Yemeğim hazır inşallah. Değerli takipçilerim, şöyle gördüğünüz gibi yemeğim pişti. Şöyle göstereyim sizlere. Bahçe domatesi olduğu için rengi bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle de pilavımı da göstereyim sizlere. Pilavım da çok güzel pişti. Bu bize afiyet olsun. Allah'ım olmayanlara da nasip etsin inşallah. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın.
Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.